Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugün de başka bir hesabı inceleyeceğiz. Captain Marvel 33O nickli bir arkadaş. Kartlardan başlayacağız, sonra karakterlere geçeceğiz. Hiç uzatmadan direkt geçiyorum. Evet, iki tane pre kartı var. Güzel. Şöyle en sağdan başlayıp gidelim. Şimdi Gwenpool kartı var. Bu kart PvP'lik bir kart arkadaşlar. PvE'lik değil. Yani güzel bir kart aslında. PvP oynuyorsa tutabilir. Gerçi daha oyunun başlarında olduğu için bunu uzun bir süre tutsun zaten. İşte eline bolca prekart geçtiği zaman falan ona göre, oyun moduna göre değiştirebilir. Eğer daha çok PvE seviyorsa değiştirebilir. Eğer PvP seviyorsa bu kartı tutmaya devam edebilir. Kafasına göre. Alt tarafta sadece enerji saldırısı var. Diğer ikisi kötü. Bu karta değişim gerekiyor. Seviyesi de 4. 5 seviye ve üzeri bir seviye getirirse, ayrıyetten alt seçeneklerde de çift saldırı ya da bir saldırı ya da kullanışlı bir özellik daha getirirse daha güzel olur. İkinci kartına geçelim. Groot kartı takmış. Pek iyi bir kart değil. Alt seçenekte de iyi gelmemiş. Seviyesi de pek iyi sayılmaz. Bu kartın yerine aslında saldırı veren bir kart takarsa daha güzel olur. Daha iyi verim alır. Ama isterse şimdi de tutabilir eğer elinde kart yoksa. Loki kartı çok güzel bir kart normalde. Bakalım. Alt seçeneklerde etkileşim oranı kritik saldırı yapımında %5 ihtimal. Fiziksel saldırıda %20 artış. Savunma yoksa ama fiziksel saldırı güzel. Bu kartı tutabilir şimdilik. Seviyesi biraz düşük ama olsun. Gene fena bir kart değil. Güzel şu anlık. Crescent kartı benim beğendiğim bir kart. Yıldızını açmaya başlamıştı. Bunu yapmasın. Yani ilk tavsiye olarak onu vereyim. Çünkü ilk önce bir kartlarını düzenlesin, biraz kart biriktirsin, ondan sonra yıldızı açmaya başlasın. Yıldız açmak kolay bir iş değil arkadaşlar. Yıldız özellikleri kötü geldi diyelim. Değişim atmak için sizin prekarta ihtiyacınız olacak. Bir de bu bir prekartta da halledilebilecek bir iş değil. Yani o kadar kolay değil bu yıldız işi. O yüzden biraz daha bekleyebilir. Kartları biraz daha adam akıllı düzelsin, ondan sonra yıldızı açmaya devam etsin. Yani acele etmesin. 6 seviye kart gelmiş. Alt seçeneklerde saldırı ve hızı ve fiziksel saldırı var. Gayet güzel. Gayet iyi bu kartı. Bu kartını beğendim. Buz direnci biraz bozmuş ama olur o kadar. Ona yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi bu karta şey yapmasın. Yıldız açmasın bence. Biraz beklesin yani. Bu kart güzel bir kart ama ileride yapsın bunu. Diğer kartlarını bir adam akıllı düzenlesin. Ondan sonra geçer buna. Çünkü yani buna da zaten şey yapacak. Toplamda açabilmek için bir yıldızını açmış, 5 yıldız kalmış. 25 tane destansı kart harcaması lazım ki tüm yıldızlarını açmak için. Ondan sonra istediği özelliği getirmekle falan uğraşacak da, yani uğraş dur. Yani çok sıkıntı. Son kartına geçersek, bu kart da benim sevdiğim bir kart aynı zamanda. Tüm saldırılar kaçınma. Zaten bu sabit seçenekleri. Alt seçeneklerde enerji saldırısı ve saldırı hızı güzel. Diğer ikisi pek iyi değil. Ve kartın seviyesi de 4. Yani değişim de atabilir. Şimdilik tutabilir kafasına göre. Ama ilk olarak şu Groot kartını değiştirirse güzel olur. Bunu pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kart etkilerine bakalım. Saldırı %28, fiziksel 12, enerji 15. Savunma yok sayması var biraz. Güzel. Fena değil. Başlangıç için gayet iyi. Karakterlerine geçelim. Evet. Şuradan başlayalım. Arkadaşlar, Cyclops sadece liderliği için kullanılan bir karakter. Yani eğer Cyclops'u kasacaksanız bundan hasar artışı almayı beklemeyin. Ve arkadaş şeylerini falan kasmaya çalışmıştı. Hiç ISO'larını falan da kasmasın. Çünkü sadece liderliği için kullanacak bu karakteri. O yüzden ISO'larını falan hiç yükseltmesin. Daha sonra buna CTP olarak Sezgi takarsa, çünkü sadece dediğim gibi sadece lider olarak kullanıldığı için Sezgi takarsa hiç değilse takıma güzel bir buff verir. Bu sayede ileride null falan kesebilir, yani o açıdan iyi olur. Ama onun dışında bir şey takmasını tavsiye etmiyorum. Eğer elinde Sezgi yoksa bile yani hasar artışı veren belki bir dikili taş takabilir geçici süreliğine. Eline Sezgi geçince Sezgi takar. Şöyle şuraya bakalım. Evet.
Gene biraz yanlış bir kuşanma. Yani şuraya da çift saldırı taksaydı güzel olurdu. Her ne kadar hasar karakteri olmasa da şey arkadaşlar arada kullandığınız oluyor bu karakteri. O yüzden gene de saldırı takmak daha iyi olacaktır bu karaktere. Yani çok değil şöyle 4-5 yıldız da taksa aslında iyi. Yani sırf 6 yıldız takmasına gerek yok. Evet. Bu karakter hakkında başka bir şeyden bahsedecek miydim? Evet şu vurular hakkında da. Neyse o konuya daha sonra geleceğim. Ama dediğim gibi çift enerji saldırısı falan takarsa daha iyi olur. Sharon Rogers enerji takmış. Güzel. Alt tarafa %200 gayet iyi. Üst tarafa kritik hasarı güzel gelmiş. Kaçın mı yoksa biraz düşük gelmiş ama gene de güzel. Bu şekilde tutabilir. Bence gayet iyi. Şöyle uğrularına bakalım. Çift enerji saldırısı. Enerji saldırısı gayet güzel. Kritik oranı savunma yoksa ama güzel. Enerji kritik oranı kritik oranı. Enerjileri yükseltebilirse yükselsin bu arada. Yetenek bekleme süresi. Güzel. Pek yanlış bir şey yapmamış sanırım. Baya fazla şey takmış. Odinurus takmış. Yani yapılabilir ama Sharon Rogers güzel bir karakter aslında. Yapılabilir ama bu kadar Odinurus'una gerek var mı? Bence yok. Yani o kadar kasmaya gerek yok bence. Ama yani yanlış da takmamış aslında. Doğru takmış. Bu karaktere enerji saldırısı takılması gerekiyor ama biraz fazla Odinurus takmış. Bu kadar bence takmaya gerek yok. Set bonusu kızgın akın gücü gayet güzel. Şöyle saldırılarına bakalım. Şuraya kritik oranı ve fiziksel savunmaya getirmiş. Bunu saldırı olarak değiştirse güzel olur. Şurasında fiziksel savunma yapmış. Tüm savunmalar yapsa güzel olur. Şurayı da aynı şekilde. Gene kritik hasar ve YP getirmiş. Eğer statülerinde detay kısmında çok eksiği yoksa kritik hasarda falan. Şunu işte saldırı olarak değiştirirse güzel olur. Üst tarafa saldırı geçirirse iyi olur. Kostüm özelliklerinden alt seçeneklerde tüm saldırılar güzel. Güzel yani Sharon'da hemen hemen hiç yanlış yok. Evet arkadaşlar örümcek adam kasmış ama çok yanlış yapmış. Yani kostüm bile almış. Örümcek adam şu an oyundaki en kötü kategori 3'lerden biri. Hiç kasılmasını tavsiye etmiyorum. Çok çok hani sonra bir şey gelirse zaten yakın zamanda güncelleme de gelmeyecek bu karaktere. Yani şu an muhtemelen kasabileceğiniz en kötü karakterlerden biri. Arkadaş kasmış, biraz yanlış yapmış ama şimdilik bu karakteri geliştirmesin, böyle dursun. Daha fazla bir şey yapmasın. Yıkım takım, yıkım dursun. Yıkım olabilir buna şu anda. Zaten başka CTP ile pek iş yapmaz. Yani bu CTP ile de çok yapmaz ama olduğu kadar işte. Yani ama Spider-Man iyi değil. Şu anda hiç kasmasın. İleride güncelleme gelirse bu karakter üzerinde düzeltme yapar. Ay Şövalyesine gelirsek buna eline geçtiği zaman enerji CTP taksın. Çift fiziksel saldırı takarsa iyi olur. İyileşme oranı neden takmış ki buna? Arkadaşlar bu karaktere iyileşme oranı yanlış. Çünkü bu karakter PvP karakteri değil. Bu karakter PvE karakteri. Siz bununla sadece hasar vereceksiniz. Sizin odaklanmanız gereken şey o. Yani o yüzden bu karaktere iyileşme oranı olmaz. Bu karaktere saldırı ve işte kritik oran, kritik hasar, saldırı hızı, savunma yok sayma. Bu tür şeyleri kasmanız gerekiyor. Biraz Odin da takmış da. Arkadaşlar tamam yani Ay Şövalyesi iyiydi ama çok daha iyi karakterler var Odin takabileceğiniz. Tamam Sharon hadi neyse Sharon güzel bir karakter buna takabilir ama yani Moonstone'a ben takılmasını pek tavsiye etmiyorum. Çünkü çok daha güzel karakterler var gerçekten. Mesela Rogue'a takabilirdi. Rogue çok daha güzel bir karakter bundansa. Yani o yüzden buna neden takmış hiç anlamadım ama. Yani eline geçen enerji seti bile taksın bunu biraz kullanır ama yani bu haliyle biraz. Yani keşke bunları takmasaymış. Her neyse ama diyecek bir şey yok tabii. Şöyle devam edersek Human Torch eline geçince yargı CTP taksın buna. Şöyle bakalım. Arkadaşlar Human Torch çok güzel bir karakter. Yani o yüzden çok hızlı bir şekilde bunu kasarsanız Human Torch'u çok güzel verim alırsınız. Tek saldırı takmış. Burada hiç saldırı bile yok. Arkadaşlar her şeye
ekipmana ikişer ikişer enerji saldırısı takması gerekiyor. Daha sonra savunma yok sayma, saldırı hızı, kritik hasar ve kritik oranını yükseltebildiği kadar yükselsin. Aynı zamanda yetenek bekleme süresinde. Bundan bahsetmeyi unuttum. Şeyde de aynı şekilde. Ay Şövalyesi'nde ya da Shane Rogers'ta hepsinde çok önemli. Yetenek bekleme süresi. Yetenek bekleme süresini de fullesin. Yani ondan sonra da işte kritik hasar, kritik oranı falan bunlara odaklanabilir biraz daha. Savunma yok saymayı diyor, fullese güzel olur. Yargısı tipi gence de taksın eline, ISO'larını falan da fullesin, çok da güzel bir verim alır. Bundan mul falan da keser rahatlıkla. Süper Dev kasmış. Arkadaşlar Süper Dev çok çok iyi bir karakter ama biraz pahalı bir karakter. Hani bu arkadaşın hesabı biraz kasılı. O yüzden herhalde kasabilir, şu an elinde madde vardır bu arkadaşın. Hani oyunun çok başlarında değil, biraz gelişmiş. O yüzden kasmasında çok bir sakınca yok. Süper Dev gayet güzel bir karakter. Kostümünü de kasarsa güzel olur. Buna CTP olarak yargı CTP bulduğunda yargı CTP taksın. Çok çok etkili bir karakter. İnanılmaz etkili. Yani ben bunu zaten kasıyorum şu anda. Bitirmek üzere değilim. Ortalardayım işte. Yani bitmek üzere. Yargı CTP de var bende. Zaten takacağım. Direkt videosunu çekeceğim. Çektiğim zaman videosunu da atarım bu karakterin. Bu karakter çok iyi. Yani kasmanızı tavsiye ederim ama eğer oyunun çok başındaysanız kasmayın. Çünkü pahalı bir karakter. Buna enerji falan. Arkadaşlar her zaman çift enerji takmaya çalışın. Yani elinizde uru yoksa bile gidin dükkandan alın. Dükkandan da alamıyorsanız üretin. Yani bir şekilde elde edin uruları. O şekilde takın çünkü saldırı uruları çok şart. Evet, bu şekilde takmış da bu enerji taksın. Bu arada bu karakter enerji üzerinden mi saldırı yapıyor? Ben de bir bakayım buna. Bende de şu an kasılıyor zaten. Enerji. Evet, enerji saldırısı. Evet arkadaşlar, enerji saldırısı takacaksınız bu karaktere. Bir saniye, arkadaşı kaybettim, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, bir an arkadaştan çıktım da kaybettim, tekrar girdim. Aynen, en son Süper Dev'den bahsediyordum, şey dedim. Enerji saldırısı takılması lazım bu karaktere. Şeyine set bonusunu falan da fullerse aşırı yükleme buna güzel. Şuna bakalım, aşırı yükleme. Kartalın gözü güzel. Şunu aslında kartalın gözü yerine aşırı yükleme ya da kızgın halkın gücü getirse daha iyi olur. Yani ayarlasın onu. Bu güzel aşırı yükleme. Dediğim gibi uruları falan biraz düzeltirse, buraya yargı takarsa, işte ISO'larını falan fullerse, kostümü biraz ilerletirse çok çok güzel verim elde edebilir. Bu arkadaş aslında bilinçli bir şekilde geliştirmiş hesabını. Yani neredeyse hiç yanlış göremedim. Ufak tefek yanlışlar var. Ama o bahsettiğim yanlışlara dikkat ederse gayet güzel verimler alır. Rogue çok güzel bir karakter. Rogue'u da kasmış. Yani aslında güzel karakterleri kasmış. Hep bakıyorum da hiç kötü karakter kasmamış. Yani şey var sadece. Örümcek Adam var da. Örümcek Adam dışında hep güzel karakterleri kasmış. İyi yapmış. Yani bir de Cyclops lider için belki olabilir ama olmasa da olurmuş. Onun dışında Rogue karakterine gelirsek, Rogue karakteri de çok güzel bir karakter ama enerji takmış. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum, bir saniye. Şöyle hemen gireyim. Şu anda ben de kasıyorum. Evet arkadaşlar, Rogue fiziksel saldırı olacak. Rogue'a enerji takmış ama Rogue'a enerji saldırısı takmaması gerekiyor. Tamamen boşa israf. Fiziksel takması lazım bu karaktere. Evet, çok enerji takmış. Çok çok yanlış. Arkadaşlar bu karakter enerji saldırısı yapmıyor. Bu karakter fiziksel saldırı yapıyor. Bunları kesinlikle değiştirmesi lazım. Hepsini. Yani full enerji saldırısı yerine full fiziksel saldırı takması gerekiyor. Eline geçtiğinde bu karakteri yargı CTP taksın. Gene ISO'larını fullesin. Kostümü de yükseltebildiği kadar yükselsin. Devam edelim hemen. Gene çok güzel bir karakter olan Hayalet Sürücü ama çok yanlış bir CTP seçimi. CTP olarak buna ya yargı ya da öfke CTP takılması en doğru seçenek olacak. Ama birinci öncelik olarak yargı takılması gerekiyor. Eline geçince takabilir. Şu anlık bir şey takmamış. Şuna biraz takmış. Aynen. Bunu da ayarlar. Diğerlerinde bahsettiğim gibi zaten buralara da enerji saldırısı gelecek. Bu karakter enerji saldırısı yapıyor. Diğerlerinde bahsettiğim gibi burada da düzenleme yapsın. CTP olarak dediğim gibi yargı ya da eğer yargı bulamasa bile öfke takması lazım.
Evet arkadaşlar, video çok uzun oldu. Hızlıca ilerliyorum. Daredevil, açgözlülük. Arkadaşlar açgözlülük de olabilir ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü birincisi açgözlülük çok kötü bir CTP. Bunun yerine bu karakter bir de biraz daha PvP karakteri. Otorite ya da rejenerasyon daha iyi bir seçim olur. Ancak eğer ki Daredevil'ı şeyde kullanacaksınız, yani korkusuz karakterin, eğer ki gönderim görevinde kullanacaksanız, ki gönderim görevinde de çok güzel bir karakter, o zaman açgözlülük takabilirsiniz. Ama sadece ve sadece gönderim görevinde kullanacaksanız açgözlülük takın. Yok diyorsanız ki ben o modda kullanmayacağım, ben Fetih'te ya da Zaman Savaşı'nda kullanmak istiyorum, o zaman otorite ya da rejenerasyon takın. Ki ben de öyle yapılması taraftarıyım. Ancak açgözlülüğü sadece ve sadece gönderim görevinde kullanacaksanız takın. Öbür türlü sakın bu karaktere açgözlülük takmayın. Yani çünkü açgözlük CTP'nin iş yaptığı tek karakter Jin şu anda. Yani Jin dışında çok nadir karakterde iş yapıyor. Yani o yüzden pek işe yarar bir CTP değil ama yani Daredevil'ı sadece şey için kullanabilirsiniz. Hani gönderimde falan kullanacaksınız. Evet, devam edersek YP. Yani fiziksel sağlığı fena değil. Yani karakteri şey kasmış, yani YP takmış da şey olarak kasmak istemiş. PvP karakteri olarak kasmak istemiş ama bu sefer de aç gözlük takmış. Böyle olmaz. Yani sen eğer gönderim görevinde kullanacaksan buna saldırı ve işte kritik oranı, kritik hasar, saldırı hızı, yetenek bekleme süresi falan kasman lazım. Ama yok diyorsan ki ben CTP'yi değiştireceğim, otoriteye de rejenerasyon takacağım, o zaman YP saldırı saldırı ve kaçınma falan takabilirsin. O da olabilir. Hangi yönünde gelişmek istediğine bağlı. Kostümünde basarsa güzel olur. Vision bulursa öfke taksın. Gene şunları da geliştirsin. Artık bu detaylara girmeyeceğim. Vision'a enerji saldırısı kasması lazım. Ona da dikkat etsin. Devam edersek Mystic çok güzel bir destek. Potansiyelini açarsan Null ve Mephisto da kullanabilir. Çok çok güzel bunu kassın. Ama yani şuraları şey yapmasına gerek yok. ISO'ları falan fullemesine gerek yok. Çünkü bu karakter destek olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yani bu karakterle siz hasar vermeyeceksiniz. Siz bu karakteri destek olarak kullanacaksınız. Yani hasar vermek için kullananlar da var. Nadiren. Ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü hasar vermek için zaten birçok karakter var. Yani şuralarda gördüğünüz gibi bir sürü karakter var. O yüzden bu karakter destek karakteri. Direkt buna Sezgi takın. CTP olarak. Şunları hiç fullemeyin. Yeter. Yani Uru falan da takmanıza hiç gerek yok. Yani idarelik urular taksanız yeter. Şunlar mesela işinizi görür. CTP olarak da Sezgi takarsa gayet güzel iş görür ama geliştirmesini çok tavsiye etmiyorum. ISO'larını falan. Evet çok uzun oldu. Bayağı karakteri var arkadaşın. O yüzden biraz yavaş gidiyoruz. Hulk'a rejenerasyon takıp zaman savaşında kullanabilir. Urulardan falan fiziksel saldırı ve YP takarak gayet güzel verim alır. Kaçınma da takabilir aynı zamanda. Kızgın Halk'ın gücü getirmiş. ISO'ları da fullerse güzel olur. Hemen devam ediyorum. Lunasuna son kostümünü alırsa gayet güzel. Bu karakter. Bu karaktere de öfke takarsa gayet güzel verim alabilir. Set bonusu olarak da Kızgın Halk'ın gücü ya da aşırı yükleme falan getirebilir. Serseri kasmasın. Serseri, yani güncelleme alırsa kategori 2 ya da potansiyel gelirse öyle kassın bence. Şu an kategori 2 haliyle pek kasmasını tavsiye etmiyorum. Şunu da kasmasın. Venom kasabilir. Venom güzel bir karakter. Kostümünü de almış. CTP olarak öfke takabilir. Bende de kasılı zaten. Zaten şurada bahsettiğim karakterlerin hemen hemen hepsi bende kasılıydı. Yani iyi karakterleri ben zaten kasıyorum. Arkadaşlar Falcon yani kesinlikle kasın. Ben baktım da baya iyi bir karakter. Ben kasınca direkt videosunu çekip atacağım. Çok çok güzel bir karakter. Kasabilirseniz kasın. Yani neredeyse Sharon Rogers levelinde. Hatta belki daha iyi biledir. Yani daha iyi bile olabilir. Emin değilim. Deneyeceğim zaten. Ben de kasacağım yavaş yavaş ama çok güzel bir karakter. Yeni kostümünü alıp kasabilirsiniz. Devam edersek Black Widow kasmasın. Bunu da kasmasın. Yani potansiyel falan açılmıyor. Doctor Strange kasabilir. Çok güzel bir karakter. Hızlı hızlı geçiyorum. Namor pek tavsiye etmiyorum. Eski değerini yitirdi. Bishop kasmasın. Bullseye belki takım savaşı için falan kasabilir. Onun dışında Çığlık kasma. Kaptan Amerika sakın kasmasın. Berbat bir karakter. Minerva da pek iyi değil. World Tiger da ortalama bir karakter. Kadim Kişi güzel. Liderliği için kullanabilir. Aynı şekilde Phil Coulson'ı desteği için kullanabilir. Shuri'yi destek için kullanabilir. Gayet güzel aslında. Mantıklı karakterleri kasmış arkadaşımız. Thor yeni kostümünü alıp kategori 3 yapabilir. Gayet güzel bir karakter. Şöyle Black Bolt fena değil. Hela'nın liderliği güzel. Shadow Shell ortalama.
Şu kategori 2 karakterlere çok acele etmesin. Biraz pahalı karakterler. Şuradan Luke Cage PvP karakteri lazımsa mutlaka kalsın. Taskmaster'ın kostümünü alıp destek olarak kullanabilir kategori 2'ye atıp. Onun dışında Valkyr inanılmaz güzel bir karakter. PvE'deki en iyi destek arkadaşlar. Destek karakteri olarak PvE'de en iyi destek. Bu kostümünü alıp kategori 2 yaparsa, hatta mümkünse potansiyel açsın. Null ve Mephisto'da falan destek olarak kullansın. Çok çok güzel bir karakter. Mutlaka katsın. Eline geçer geçmez Mega kategori 2 bilet falan. Yani şuradan belki şu. O da o kadar iyi değil aslında. Blue Marvel'a güncelleme falan gelecek. Yani ya, hatta bu videoyu çektim. Bu videoyu attığım esnada gelmiş bile olabilir. Videoyu ne zaman atacağımı bağlı değişiyor arkadaşlar. Doctor Who'du belki kasılabilir. Captain Marvel güncelleme işte geleceği için. Ya da ben bu videoyu attığım zaman belki gelmiş olabilir. Geldiği için falan kasılabilir. Ne kadar iyi olacağını bilmiyorum. Evet şöyle Medusa'nın liderliği fena değil. Evrensel Türk kahramanlara saldırı artışı veriyor. Kidomaga güzel bir karakter. Gambit kasabilir. Çok güzel bir karakter. Gambit tavsiye ederim. Melek liderliği için kasabilir. PvP liderliği çok güzel. Zaman Savaşı ve Fetih modlarında lider olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şuralara da artık çok girmeyeceğim. Hızlı hızlı geçiyorum. Kolossus çok güzel bir destek. PvP için en iyi destek. Mutlaka kalsın. Arkadaşlar bakın şundan da bahsedeyim. PvP için en iyi destek Kolossus. Tamam mı? PvE içinse en iyi destek Valkyr. Yani baş düşman gibi işte böyle canavar keseceğiniz modlarda en iyi destek bu. Ancak gerçek oyunculara karşı oynadığınız modlarda en iyi destek şu. Zaman Savaşı ve Fetih modları gibi. Hani bu iki destek mutlaka kasılması gereken destekler. Haberiniz olsun. Nick Fury'nin liderliği çok güzel kasılabilir. Bunun da liderliği çok güzel kasılabilir. Pye Level'in evrensel kahramanlara şey veriyor. Yani şey veriyor, buff veriyor. Destek olarak gayet güzel bir karakter. Şöyle devam edersek, evet bu karakterleri de yavaş yavaş kasabilir. Belki Carnage kasabilir. Yeni kostümüyle biraz güzel oldu. Liderliği güzel bu karakterin. Bu karakterin desteği ve liderliği hem ikisi birden güzel. Onun için kasabilir. T'nin PvP liderliği çok güzel. Konuş konuş bitmiyor. Evet. Evet arkadaşlar burada bitirelim çok uzun oldu video. Şu karakter de güzel kasılabilir. Crescent'i pek tavsiye etmiyorum. Pek güzel bir karakter değil. Sadece liderliği için kullanılıyor. 2 yıldız atmış ama. Yani şu da fena değil. Evet arkadaşlar. Bu video da bu kadar. Bir başka takipçi hesap inceleme videosunda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.